Gül Hanım kasaptaki arkadaşımız arıyor. Kasap zaten kalçalı butu almıştınız diyormuş. Kalça o kadar küçük mü oluyormuş gözünü sevdikleri? Demek ki zayıf tavuk. Kasabın dediğine göre bu dövülmüş kalçalı butmuş. Komplesini, kalçalının komplesini büyüğünün içine kemiğini çıkaracak. Parçalamadan o kocaman oluyor, biraz dövecek ya. Şimdi bunu, bu böyle but sarınca bu but mu olmuş? Sarılmaz ki o, mümkün değil sarılmaz. Ben bunu koskoca tasın içine... Siz kasabınızda nasıl istiyorsunuz bunu? Biz de öyle tarif edelim. Telefonu? Bence kasaba sen git. Tatlımız olmadı. Kız bana bak, kasaba sen git bence. Hayır, hayır. Süreyi durduralım, gidelim kasaba. Oluyor mu? İyi de kasaba gidip ne diyeceğiz? Merhaba, biz Vox TV'den geliyoruz. Tavuk indirime girmiş dediler, biz de geldik. Alo. Bana bize tavuk göndermişsiniz ama biz piliç Topkapı yapacağız. Kalçalı butun komple kemiğinden parçalanmadan bütün bir şekilde çıkarılıp dövülmesi, açılması gerekiyor. Bize gönderdiğiniz sadece inciyi açıp göndermişsiniz. Ondan olmaz ki piliç Topkapı. Evet, şimdi biz Topkapı anlatıyoruz ablacığım. Siz ne istediyseniz onu göndermişsiniz. O istediğinizden bizde yok. Bu tavuğun bütün kalçası mı? Tamam da her kasap bunu çıkarabiliyor, verebiliyor. Kız herifle kavga etme. Peki bu tamamı mı? Budun tamamı, kalçanın tamamı. Yani, onu kastediyorum. Benim gözümün önünde Kadir Bey bu. Abi, kolay gelsin abi, merhabalar. Bu şimdi, merhaba. Bu tavuğun neresi oluyor? Butu, butu. İncik kısmı. Orta sarma. Sarma yeri, orta yanlış sarma. Yanlış göndermişler. Peki tamam, çok teşekkür ediyoruz. Çok kolay gelsin sizlere de, hayırlı işler. Sağ olun. Herifle bizi kavga ettireceksin. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bu incik. Biz diyoruz ki... Komple diyoruz, kalçalı but var ya, pilav için satıyorlar her tarafı içinde olan. Ama bence bu daha bunun daha genişi ne olur ki kız? Açmış işte. Biz neresine saracağız bunun pirinci şimdi? Kadir Bey alın, ben size vereyim, bunu dövün bakayım, oluyor mu? Kadir Bey biz bunu açamayız. Her tarafın eti oldu. Yok Kadir Bey, gidip alalım. Hayır, ne kadar açabiliriz ki bunu? Hayır, zaten? Böyle yuvarlak oluyor, bize yanlış vermişler. Ben yıllardır yapıyorum bunu ya. Anladım, ben seni anladım da. O zaman ne yapacağız, kasaba mı gidelim? Ya piliç Topkapı için deseler, bu pilav bizi rezil edecek Kadir Bey, ne yapacağız? Niye? Çok oldu ve ölçümüz az oldu. Piliç Topkapı'yı daha önce yaptım. Kız kardeşim de çok yapardı. Ama biz hiç pilavlı yapmıyoruz. Normal pirinçle yapıyoruz. Sadece ben biraz daha şekerli bekledim bunu. Aa, şeker koymayı unuttuk. Ama gerek yok bence. İçinde bir sürü üzüm var. Aa, üzüm var. Tavuğa gidecek. Şu tavuğu bir an önce halledelim hemen. Hadi git al o zaman. Ben mi gideyim? Tamam ben gideyim o zaman. Çekilin. Ben tavuğu alıp sana ben resim atacağım, bekle. Tamam. Özkan Bey, Kadir beni Bey, götürün. Bu kalçalı but oluyor ya, alıyorlar sana. Kalçalı but... Şöyle bize, mesela bak, şuradan mı kopar? Bize bu inciğini göndermiş bu adam. Tamam, komple sen üstünü buradan, istiyorsun. Buradan komple. Ben alıp geleceğim. Üstüne diyor, hala yanlış alacak. Şu an bu soğukta beni İnci gönderin. İnci de içinde oluyor. Tabii inci içinden olacak. Ben gidiyorum o zaman. Hani oluyor ya Kadir Bey, büyük böyle koymuşlar, iki tane, üç tane satıyorlar pilav için. Onun açılmışı hiç parçalanmadı. Ben seni anladım. Sen çekil, ben alıp geleceğim. Dur Kadir, bir arkadaşımız gitmiş zaten. Ondan bir haber çıksın bakalım. Peki, ben peki. Şimdi sen gitsen halledemezsin zaten. Niye halledemeyecekmiş mi? Ha, pilav da yanıyor. Tamam bunu... Hamura geçelim, hamura... Hadi hamura geçelim, o oldu. Su bereyini, hamura suyunu bunu koymamız koydum. Gerek ama buna soğumadan. Bisküvileri yerleştiriyoruz. Abi gel kasapla arayı yap. Alo, hazırlayabildiniz mi acaba bizim siparişimizi? Şöyle söyleyeyim, biz piliç Topkapı yapacağız. Kalçalı butu komple kemiğini parçalamadan çıkartıyoruz. Sonra onu dövüyoruz ve açtırıyoruz. İncecik, derisini çıkarmıyoruz. Piliç sarma sarma abi, içine hiç... Sarma deyince onu gönderiyorlar. Topkapı deyince belki internetten bakacak. Ya tavuğun biz budunu değil de kalçasının geniş kısmının açılmış, dövülmüş halini istiyoruz. İçine kalça, hiç pilav koyup kalçalı saracağız. Kalçalı butu biliyor musunuz pilav yapmak için alınıyor? Onun kemiklerini parçalamadan çıkartıyoruz. Onu parçalamadan kemikleri alıyoruz. Buz kemikli istiyor değil mi? Evet. Bu adam buz kemikli. Kaç kilo abla, bir tane... Bak yanlış anladın. Bu adam yabancı. Abi memleket neresi? Bu bizim istediğimizi yapamaz Kadir Bey. Siz gidin de alın gelin. Kadir konuş şu telefonla, bizi Muharrem'i iste. Muharrem! Abi o yanındaki hiçbir işe yaramayan herifi versene, Allah onu kahret. Yemek Muharrem gitti, Türkiye'de yanlış gitti, anlıyor. Kasapları bitirdi de gitti, Suriyeli kasap mı vurdu? Biz Türkiye kendimizi anlatamıyoruz. Suriyeli'ye nasıl anlatalım? Yani. Allah seni kahretmesin Muharrem. Tamam kapat, kapat, ben geliyorum, kapat. Yok vallahi bu iş çözülmeyecek yoksa. Ben gidiyorum o biz zaman. Biz kalacağız. Şunu zor pişiyorum. Biz bir buçuk saatte pişiyor. Ben gidiyorum. Ben açıyorum, hadi bakalım. Tamam, ben seni arayacağım. Bekle. Tamam. Oy anam, ne tavukmuş, öldürdüler beni yemin ediyorum, hadi. Kadir'i gönderdik ama pek de ümitli değilim ondan. Kim bilir ne alıp gelecek, bakalım göreceğiz. İnşallah doğrusunu alırlar, biz de işimizi görürüz. Köydeli su böreği yapar mısınız Gül Hanım? Orada hep gözleme yapıyoruz. Bizim orada daha çok gözleme yenilir. Bunu İstanbul'da işte eğitim aldıktan sonra, öncesinde de yapıyordum ama eğitimini aldım hocamla. Şimdi
daha güzel yaptığını düşünüyorum. Selamun aleyküm. Yalnız dışarısı buz gibi. Abi kulunuz kölünüz dedim, ocağınıza düştüm. Bir tane yarışmacımız var. Tutturdu, piliç sarma yapacağım. Hatta piliç Topkapı diyor ona. Şimdi bize göndermişler şurayı. O istiyor ki burayı böyle komple kemiğinden sıyırın, açın. O sarma saracak. Duyduğuma göre eskiden evinize arkadaşlarınızı davet edermişsiniz ama pek de hoş olmayan şeyler yaşanmış aranızda. Elime alıştıkları için almadım. Bir kere de beni çağırmıyorlardı. Bu nasıl bir şey böyle, hiç anlamadım Gül Hanım. İnsan kendini kullanılmış hisseder. Su alabilir miyim üstüne birazcık? Biraz terpenin bezin üstüne. Çünkü hamurun kuruyor, açmak da beni zorluyor. Yo, yani davet artık biliyorsunuz malum hastalık da var. Onunla zaten iyice uzaklaştık. Arkadaşlık etmek güzel bir şey. Ama işte hep sizden bekleyince her şeyi bazen insan mesafe koyuyor. Kaç meziyi açacaksınız? Hepsini açacağız. Gerçekten Kadir Bey'i gönderdikten sonra Kadir Bey'i açtırmamak için yapıyorsunuz. Nasıl yetiştireceğiz? Kadir zaten sizin gibi açamaz ki. O anca tavuk alsın işte. Kaç tane? 7 tane olsun. 7 tane. İnşallah memnun olur Gül Hanım. Tavuk bonfile 39 lira. Piliç kanat 34 lira. But 25 lira. Bütün tavuk. Aha 25 lira. Bunlar ne? Kuyruk yağı. Kuyruk yağı. Oo, en pahalısı. Şu bir açılışını bir görelim mi? Onu hep merak ediyorlar. Ha? Alo, dış ses arıyor, dur. Seyirciler, dış ses. Kadir'cim. Efendim, duyuyorum. Bir tavuk alacağım diye çıktım, dönmek bilemedim de merak ettim. Neredesin? Sayın dış ses, size son gelişmeleri aktarıyorum. Şu anda kasap dükkanındayız, ustamızın yanındayız. Ustamız gayet güzel bir usta ve bizi tek kelimeyle hemen anladı. Şu anda o kalça dediğim yeri komple soyup açıyor. Hatta ustam dedi ki, nasıl dedi, bunu yapamamışlar, çok şaşırıyorum dedi. Gül Hanım derisini çıkarmamasını rica etti, unutma. Derisini çıkartmayacak zaten abi. Aynen, o dedi ki zaten, bak. Efendim. Gül Hanım'ın bir saati geçti. Hala gelemediğin için sana çok kızgın haberin olsun. Güle de ki şimdi beni oraya getirtmesin. Ben burada onun için düşmüşüm yollara. Üstümde önlüğünden. Tamam hadi söylenme de bir an önce gel buraya. Geliyorum. Şş, şş, şş. Ses gelmiyor. Alo alo. Şş. Duyuyor musun Kadir? Buraya gel diyorum. Tamam tamam. İndi bindi geliyorum. Hadi kapat. Tamam. Siz abi bunu halledin. Arkadaşlar alsın. Kadın mutfakta çıldırmış beni bekliyor. Evet sayın seyirciler. Allah'ıma şükür gittim hemen hallettim. Gülcüm, hoş benim... geldiniz. Yavaş 600 milyon verdim ben o monta. Asperado perdesi mi o? Böyle boğanın önüne sallıyor. Ellerimi... İşin ederim oğlum. Ellerimi yıkıyorum dur. Kasaplar eğlenmeye gittim. Nereye gideceğim? Sizin yapamadığınızı yapmaya gittim. Vallahi olmadan ben olmadan olmuyor bu işler. Adam dedi ki nasıl yapamıyorlarmış dedi. Kasap da haklı Kadir. Hep bizim bu beceriksiz ekip yüzünden. Kaç yaşına gelmiş insanlar bir tavuk alamadılar ya. Ne olacak, evde mutfağa girip de tavuğa baktıkları mı var? Evet, evde kaç kere mutfağa giriyorsunuz, ne yemek yapıyorsunuz diye sormak. Bir şey diyeceğim, bu nişastayla mı açıyorsun sen su böyle? Evet. Niye? Pişirirken dağılıyor, yapışıyor birbirine. Kadınlar ağlıyorlar ya televizyonda. Onu yumurtasını koydu ki, 7 yumurtayla daha bu dağılır mı ama ki? Nişastayla yapılıyor, orijinali. Yalnız tavuklar çok güzel oldu Gül. Oğlum, pilav nasıl? Pilav güzel, altını kızı kapattım. Kıvamına bakacağım. Yok, her şey yolunda inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.